merhabalar, yaşasın. Yine bin bir konu başlıyor. Evet sevgili seyirciler, bin bir konu eğer perşembe günleri saat 5'te izliyorsanız canlı yayın izliyorsunuz demektir ve bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Eğer haftanın başka bir gününde ve daha farklı bir saatte izliyorsanız demek ki bin bir konu programının tekrar programını Berat ekranlarından izliyorsunuz demektir. Bunun için de size çok çok teşekkür ederiz. Eğer televizyondan değil de sosyal medyadan bizi takip etmek isterseniz Facebook'ta BRT Haber sayfasına girip canlı olarak yani şu anda bizi izleyebilir, soru sorabilir, yorum yapabilir ve paylaşabilirsiniz yayını. Daha sonra programı bulmak için de Facebook'ta BRT Haber sayfasına girip arama kısmına, o sayfanın arama kısmına rakamla bin bir konuk yazarsanız tüm geçmiş programlar önünüze çıkacaktır. Ayrıyeten Facebook'ta ve Instagram'da ve YouTube'da bizi bin bir konu diye yazıp arayıp bulabilirsiniz ve oradan da takip edebilirsiniz ve geçmiş tüm programları da oradan görebilirsiniz. Minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bin bir konu yazarken lütfen rakamla 1001 konuk olarak arıyoruz ve başlıyoruz. Çok farklı, eğitici, dinamik ve bize mücadele ruhunu aşılayacak bir konuğumuz var. Sevgili Bahri Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İpek Hanım, çok teşekkür ediyorum. Pozitif enerji dolmaya geldim sizinle birlikte. Dolalım. Sevgili Bahri Hanım, Bahire Coşkun Erdoğru. Evet. Bahri Hanım, sizinle ben sizin yaşamınızı konuşmak istiyorum. Çünkü çok enteresan ve mücadele dolu ve esasında bence bir başarı öyküsüsünüz. Burada alkış. Teşekkür ediyorum. Ayrıyeten öğretmenliğinizi, KİKEV'i yani Kıbrıs Konuşma İşitme Engelliler Vakfı'nı nasıl kurduğunuzu, o vakfın projelerini konuşmak istiyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazırsanız başlayalım. Hazırım. Evet. İlk başta fotoğrafla başlayalım isterseniz. Evet. Sevgili Bahri Hanım, siz BAF'ta doğdunuz. BAF'ta doğdum, evet. Üniversite mezunusunuz. Evet. Ve benim çok da iyi olmadığım bir konudan mezunsunuz. Matematik mezunu. Evet, korkulur ya herkesin. Yani sevmeyenler için. Güzeldir aslında. Matematik hayattır. Doğadaki her şey, dünyadaki her şey matematiğe bağlıdır. Doğrudur. Yani müzikte de matematik var, sanatta da matematik evet. var. Günlük hayatta da bir ritimdir, bir binalarda uyum. Var. Her binalarda yerde. Da vardır matematik. Belki öyle de demeyeyim ama herhalde korktuğundan. Hani diyecektim ki acaba matematik hocalarımın da iyi iletişim var. Kuramadığım için mi böyle oldu? Bilemiyorum ama güzeldir. Evet, matematik güzeldir. Şimdi sevgili Bahri Hanım, sizin miniklik fotoğraflarınız var. Bir bakalım ve kısaca size şu soruyu sormak isterim. Çocukluğunuz, bebekliğiniz nasıl geçmişti hatırladığınız kadarıyla? Gelsin ilk fotoğrafımız Bahri Hanım'ın. Evet, BAF'ta çekilmiş bir resim. 1967 doğumlu olduğum için 74 Şubat'ında 7 yaşındaydım. Bu resimlerde zaten işte çadırlarda kaldığımız dönemde eve giden birilerini getirmişti. Çok sevdiğim bir resim. Ya ben de evet, harika bir resim. Gelsin diğer fotoğrafta Bahri Hanım çocukluğunu şöyle çabucak bir geçmiş olalım hep birlikte. Bir bebeklik fotoğrafımız daha var. Evet, bu da ailenizde, anneciğim, kardeşiniz. Babacığım, babam da öğretmendi. Aile boyu öğretmeniz biz. 7 yaşına kadar BAF'ta büyüdüğüm için, Mandirya'da büyüdüm. Babam öğretmendi. Dinleyici olarak okula da giderdim. Yani işte çocukluğumda Paşaköy'de geçti. Görev icabı. 74'ten sonra babam orada görev aldığı için. Bu da BAF'tan bir resim. Evet. Anılara yolculuğa başladık. Evet. Öyle bir geçer zaman gelsin ki. Gelsin diğer fotoğrafta. Evet, nasıl geçiyor zaman değil mi? Bir fotoğrafımız daha var, onu da görelim. Evet, yani ben sizin aktif bir öğrenci olduğunuzu da düşünüyorum. Aktif bir öğrenci olduğunuzu da düşünüyorum. Aktiftik, folklorda oynardık. Gerçekten çok girişken, yani yapı olarak o şekilde büyüdüm. Ailemin verdiği eğitimle,
saygı sevgi çerçevesinde burada konuşma yapıyordum 23 Nisan'da Paşaköy İlkokulu'nda. Evet. Küçük kız diye bir şarkı vardı bir zamanlar. Küçük kız, küçük kız söyle bize neredeydik. Evet, hatırladım. Evet. Resmi falan var. Onu da yapmıştık. Elimizde bebek en son kırıldı demiştik. Yani güzel bir çocukluk dönemi geçirdim. Ailem çok ilgiliydi. İki kız kardeşim var. Bizler hepimiz öğretmeniz. İşte kız kardeşlerim, müdür muavini. Sağ olsun anneciğim, babacığım, buradan teşekkür ediyorum. Bizleri en iyi şekilde yetiştirdiler. Herkes, her anne baba gibi vermeye çalıştıkları. Zaten insan hayatına değer verme ilk başta. Saygı, en önemlisi sevgi, belki de. Saygı, sevgi ile dolu olma. Çok teşekkür ediyorum onlara. Biz de buradan sevgilerimizi yollayalım annenize, babanıza. Gelsin bir fotoğrafımız daha, ona da bakalım. Ve evet Bahira Hanım bugüne geldi. Esasında bir bundan sonra bir çocukluk fotoğrafı daha var ama onu da bundan sonra görürüz. 2-3 sene önce çekilmiş bir fotoğraf. Sevdiğim bir fotoğraf. Gelsin diğer fotoğrafta. Bir çocukluk fotoğrafımız daha var. Ona da bir bakalım çabucak. Evet. Burada da gene sizi bir... Küçük kız şarkısı. Tamam işte. Küçük kız şarkısı. Evet. Küçük... Burada neredesiniz? Elinizi uzattınız. Önde olan önde. Benim. Evet. Arkamda kırık bebek tutarım. İşte kırıldı diye en son sunmuştum. Bir zamanlar çok modaydı. Biz de bunu okulda arkadaşlarımızla birlikte öğretmenlerimizin eğitimiyle işte... Yapmıştık. Evet. Çok güzeldi. Folklor'da oynardık. Güzel bir çocukluk geçirdim. Sonra Uludağ Üniversitesi'nde matematik. Evet, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi matematik bölümü mezunuyum. Bitirdikten sonra zaten ülkeye döndüm. Geçici öğretmenlik de yaptım. İlkokullarda okuttum. Birçok okulda görev aldım. Erenköy Lisesi, Beyermudu Ortaokulu önceden vardı. Polatpaşa Lisesi, en son Haydarpaşa Ticaret Lisesi'ne geldim. Yani geri kalan 26 yılı Haydarpaşa Ticaret Lisesi'nde geçirdim. Evet, gelsin bir fotoğrafımız daha var. Evet, bu da sizin sınıfta öğretmenlik fotoğraflarınız. Bu fotoğrafı siz yolladınız bize. Sevgili öğrencilerimle aslında KKTC'de hiç olmayan bir şey yapmıştık. Haydarpaşa Ticaret Lisesi'nin müsamere gecesinde öğrencilerime işaret dili bilgilendirme gösterdi. Yapmıştım. Engelliler konusunda bilgi vermiştim ve birçok çalışmaya imza attığıma inanıyorum öğretmenken. Burada da deneme yapıyorduk. Bir şarkı denemesiydi. Güzel çalışmalarım oldu öğrencilerim de. Yani farkında olan gençler yetiştirmek, sosyal sorumluluk sahibi gençler yetiştirmek gerçekten çok önemli. Yani öğretmenlerimiz zaten bunlara yoğunluk gösteriyorlar. Evet. Yani ilgi gösteriyorlar. Şimdi sevgili Bahira Hanım, ben bugün farklı bir heyecan içerisindeyim de. Çünkü programdan önce de ben sizi yıllardır tanıyorum esasında. Çok aktif olarak vakıfta yaptığınız projeleri de takip ediyorum. Hani işitme engeliniz olduğu için acaba nasıl konuşmam gerekir? sesim iyi mi, dudağımı rahat görüyor musunuz diye. Ama bakıyorum ki her zamanki gibi ben sizinle konuşurken hiç bunu anlamıyorum. Yani bir işitme problemi olduğunuzu kimse hiç... Kimse anlamıyor. Evet. Ama bazen de anlaşılıyor tabii ki. Yani benimle konuşurken şimdi şöyle... İşitme engellilerin hepsi aynı değil. Kimimiz doğuştan engelli, kimimiz hiç konuşmaz, duymaz. Ama genelde, mesela ben sonradan işitme kaybına uğradım. Ama nedenini bilmiyorum, çok araştırdım. Avrupa'ya, Türkiye'de birçok nedeni olduğunu söylediler. %20 kayıpla başlamıştım zaten. Şu anda benim işitme kaybım %100'e yakın. Yani zaman içerisinde bu ilerleyebiliyor. Bunu durdurursunuz bir yerde cihaz kullanarak, göz gibidir. Ama geri getirme imkanı olmuyor yani. Yoktur. Dolayısıyla sürekli rahat bir insan olmanız lazım. Stres yaşamamanız lazım. Aslında bunu İstanbul'da bir doktor söylemişti bana. He,
Her şey için öyle değil mi? Hayat, tüm hastalıklar evet, için. Stresten uzak. Takmayacaksınız. Yenilendim. Fazlalıkları atıyorum hayatımdan dedim artık. Bana evet. hizmet etmeyen her şeyden uzaklaşıyorum. Yani kafaya takmakla olmuyor hiçbir şey. Evet. Bazen de bazı şeyleri duymamak da gerekir değil mi? Belki çok duyduğumuz için de bu. Duymak istemediğimde kapatıyorum cihazları. Süper. Duymak istemediğimde kapatıyorum. Bu da süper. Avantaj bizim için. Yani şöyle cihaz kullanmak, şimdi işitme engelli olduğum için nasıl konuşmam gerektiğini sordunuz bana. Hepimiz farklı farklıyız. Ve zaman içerisinde hepimiz dudak okumaya alışmışız. Aslında Türkiye'de dudak okuma eğitimleri bile veriliyor. Bunu bir aile sormuştu zamanında bir seminer yaptığımızda ama biz hala daha onu başaramadık. İnşallah bir gün onu da yaparız. Evet. Zamanla siz benimle karşılıklı konuşurken yüzüme bakmalısınız. Evet. Ve ben sizi dinlerken gözünüze bakarken dudağınızı da okuyabiliyorum. Evet. Tabii dudak okuma hareketleri bazen anlamadığımız kelimeler bile oluyor. Olabilir. Ama cihaza gelen sesle dudak okuma birbirini bütünlüyor zaten. Evet. Bir de çok ilginç bir şey yaşadık bugün canlı yayına başlamadan önce. Stüdyoda klimalar var ve klimaların ince bir tiz sesi var sürekli. Siz tek konuk oldunuz ki gelir gelmez hemen bu sesi fark edip bu ses devam edecek mi dediniz. Ve gayet sakin bir şekilde cep telefonunu alıp benim bir uygulamam var etraftaki sesleri yok edeceğim ve sizin sesinizi yükselteceğim ve hiçbir makine sesi duymayacağım dediniz. Nedir bu uygulama? Hani bu tür sorunları yaşayan, işitme kaybı olan, yaşlılıktan dolayı veya bir hastalıktan dolayı bu uygulamaları herkes kullanabilir mi? Yani şöyle, maddi yönden yüksek cihaz ücretleri. Ben sürekli kendimi yeniledim. Yani 26-27 yaşlarında ben işitme kaybına uğradığım zaman moralim çok bozuktu. Sürekli toplumdan kaçtım. Saçlarımla okulda olduğum için aman öğrenci görmesin, duymasın. Saçlarımla cihazları örttüm. Sonradan işitme kaybına... Ama saçlarınız çok güzel, açık bırakın ama zaten. Sonradan işitme kaybına uğrayan ya da bir engele uğrayan kişilerde bunlar olabiliyormuş. Yani Türkiye'de psikolojiyi de etkiliyor yani, değil mi? Doğuştan olsa alışıyorsunuz. Ama kesinlikle şimdiki aklım olsa böyle bir şey yapmazdım. Bunu aşmam gerekirdi. Bir 5-6 sene bu toplumdan kaç işi yaşadım. Ama ailem, yeni evliyim, çocuğum doğdu. Yani işe girdim işte 4-5 sene oldu. Ailem çok destek oldu. Yani cihazlarımı hep Türkiye'den aldım. Aman kimse görmesin pil alırken buradan... babamı gönderirdim. Baba lütfen gidip pil alabilir misin diye. Yani çünkü beni kimse görmesin. Aman aman yanlış aslında. Ama bu bir suç değil, bir günah ama işte değil. O psikolojiyi yaşamak gerçekten çok farklı. Şu an yapmazdım yani bir 5 sene bunu yaşadım. O tecrübe lazım işte. Tecrübe ve şunu söylüyorum hep. Dolayısıyla bu sürekli cihaz yenildik, teknoloji ilerledi. Şu an çıkan cihazlarda bir program indiriyorsunuz. Markaya, her markaya göre var mı bilmiyorum ama aldığınız cihaz 60 bin, 70 bin, 40 bin olabiliyor. Yani o uygulamadan işte gürültülü ortamda sesi baskılama ya da siz kendiniz işte ince ses az gelirse tiz sesleri yükseltebiliyorsunuz. Tabii otyoloğumuz bizim ölçümümüze göre cihazı ayarlıyor ama... Benim sesim nasıl geliyor size? Tiz mi, tok mu? Sesim nasıl geliyor size? Şu anda klima sesini tekrar duyuyorum ama kesinlikle anlıyorum sizi. Evet, evet. Tamam. yanılmıyorsam okuldan birkaç fotoğrafımız daha var. Evet, bu da gene sizin okul ortamından. Müsamere gecesi. Evet. Öğrencilerimle yani... Kuzey Kıbrıs'ta hiçbir okulda olmayan bir müsamere gerçekleştirdim. Yani bilmiyorum, inşallah beğenilmiştir. Yani... Nasıl bir geceydi, neydi? Ben elimden geleni yapmıştım o zamanlar. Olması gerekirdi çocuklara bir farkındalıktı ve hepsi de çok mutluydu. Öğleden sonra kalıyorduk, çalışıyorduk kol faaliyeti olarak. Güzeldi yani, keşke geri dönme imkanım olsa. Belki o, sınıf ortamı farklı bir ortamdır değil mi? Gençlerle beraber gerçekten olmak. Gerçekten çok farklı. Yani öğretmen
sınıfa giriyorum ama sadece dersle uğraşmıyorum. Aslında sınıf ortamı çok farklı ama öğretmen birçok şeyle uğraşıyor. Evet. Yani parası olmayan öğrenciyle uğraşıyor. Uğraşıyor derken yardımcı olmaya çalışıyor. Anne baba sahil olan öğrenciyle uğraşıyor. Ders, tabii ders esnasında değil yani boş vakitlerinde. De atıyorum şimdi Z kuşağı var şu an nasıl bilmiyorum. Benim de ergen oğlum var. Bambaşka. Ellerinde bambaşka yani. Ellerinden telefon düşmüyor. İşte sınıfta telefonla mesela artık uğraşma dediğiniz çocuk olabiliyor. Ders dinle. Bahira Hanım hala çarpım tablosu ezberleniyor mu? Yoksa gerek yok mu? Zaten herkesin cebinde yani telefon, saat. O ilkokuldan gelen bir şey. Çarpım tablosu olmadan matematik yapamazsın zaten. Yani hala daha ezberleniyor. Mutlaka yani matematiğin temeli. Hani her telefondur, işte saattir, her yerde şimdi her şey var ya. Hazır, evet. Onun için ezberlemeye gerek yok mudur acaba diye farklı şey yaptım ama. Farklı yöntemlerle çocuklara öğretilebiliyor o çarpım tablosu da. Ezberlemek gerekiyor yani ezber, herhalde. Eskisi gibi ezber değil, ezbere dayalı değil de farklı eğlenceli yöntemlerle öğreten hocalarımız var. Şimdi Kikevi de konuşacağız ve projelerinizi de ama şu soruyu da çok sormak istiyorum. İşitme engeliniz var ve bu yüksek düzeyde bir işitme engeli ve okuldasınız, sınıf ortamında gençlerle berabersiniz. Öğrencilerinizin size tavrı nasıldı? Sizin öğretmenliğiniz nasıldı? Nelere dikkat ettiniz? Şimdi ben öğretmenken aslında ben işitme engelli olmadan sınıfımda cihaz kullanan ve böyle küçükken eğitim almış bir öğrencim vardı. Konuşuyordu, matematiği de çok yüksekti. Ben ders anlatırken ağız hareketlerini hep kullanırdım ve ona çok yardımcı da oldum. Yani matematiği de gerçekten çok yüksekti, başarılıydı. Dikkat ettiğim şey öğretmenken anlattığımda ben aslında şöyle sınıfta tıs olmayacak. Matematik anlatırken yani prensipli bir öğretmendim. Ders anlatırken kesinlikle işte bir kargaşa, konuşma, gürültü yapamazdım yani dersi. Konsantre olmak lazım. Sessiz ve matematik konusu. Konsantre olmalarını sağlamaya çalışırdım öğrencilerin. Anlamadıklarını tekrar sormalarını isterdim. Hatta öğretmen olup bazı konuları anlatmaları için fırsat verirdim. Çünkü kendileri yaptığında daha iyi öğrenebiliyorlar. Bireysel çalışma yaptığımız durumlar olurdu. Yani matematiği sevdirmeye çalışırdım. Hala daha bana ulaşan öğrencilerim var. Hocam işte sizin sayenizde öğrendik matematiği falan gibisinden. Yani seven öğrencilerim var, sevmeyen öğrencilerim var. Normaldir. Herkes evet, için evet. Geçerli bu. Anladığım kadarıyla işitme engeliniz olduğu için herhangi bir sorun yaşamadınız. Yaşamadım. Ders konusunda kesinlikle yaşamadım ama şöyle bir şey yaşadım. 5 yıl kaçış yaptım ya ben saçlarla örttüm cihazları falan kimse görmesin. Tabii çocuklar bunu duymuş teneffüste gelip soran oldu bana. Hocam sizde işitme cihazı varmış olabilir dedim çocuklar. Nereden duydunuz? Bir öğretmenden duyduk dediler. Bu da gayet doğal dedim ben. Ve o günden sonra zaten çocuklara anlatmaya çalıştım. Hangi yaşta yaşamımız boyunca karşımıza neler çıkacağını bilemiyoruz. İşte ben böyle böyle bu şekilde işitme kaybına uğradım. Çünkü bunu bildiği halde yani şöyle farkındalık yaratmaya çalışıp çocukları bilgilendirmeye çalışarak etkinlikler yapmama rağmen sürekli konuşmama rağmen sınıfta düdük sesi çıkaranlar da vardı. Ha, evet. İlk başlarda bunu aşmadan önce biraz aslında moralim bozulurdu. Fakat sonrasında çocuklara şunu söyledim. Çocuklar çıkarttığınız düdük sesini duyuyorum. Benim sorunum ders anlatıyorum size anlamadığınızı sorun. Eğer ben sizin söylediğinizi anlamazsam tekrar soracağım size. Anlamazsam soracağım ama her sesi duyuyorum çocuklar evet. diye bu şekilde konuşurdum sınıfta. Yani esasında çok da sorunum olmadı. Hayat konusunda da güzel bir öğreti öğrenciler için de. Ya bilmiyorum ben çok severdim. Evet. Keşke geri dönmek imkanı olsaydı ama artık geçti. Emekli olduk. İyi hayırlı emeklilikler dileyelim size. Gelsin diğer fotoğrafımızda. Evet
şunu da söylemek isterim, buradan sonra Kikeve'ye geçeceğim. Yani ben sizi şöyle tanıdım, hep kurumlara, kuruluşlara işaret dilini, Türk işaret dilini öğreten, bu konuda cihazlarla ilgili bilgi veren, kendi hayatınızı anlattınız, yani yaşadığınız sorunlardan bahsettiniz. Sürekli de kim sizi çağırdıysa hangi kurum ve kuruluş, gidip orada da bunları paylaştınız. Çok aktif bir paylaşımınız var artık. Yani ilk başta belki tamam saçları kapattınız yani. Sizinle ama. Sizinle de projeye katılmıştık. Evet, projemizde konuşan eller. Mesela ben şunu hatırlıyorum, bu böyle çocuk demekti. Evet yani. Şöyle yaptığımızda bu çocuk demekti. Çocuklara evet. Bir de şu vardı, bu böyle miydi? İşaretin de evet, uluslararası bu. Bir işarettir. Evet, seni seviyorum seni demek. Seni seviyorum demek bu. Bu şekilde uluslararası bir işaret. Evet, seni seviyorum evet. Sevgili Bahira Hanım, bizim programımızda farklı köşeler var. Bir de araştırdık öğrendik bölümü var. Her hafta gelen konuğumuzun ilgi duyabileceği alanlarda araştırmalar yapıyoruz. Biz bu haftada Şaziye sevgili yönetmenimle beraber işitme engeli, işitme kaybı olan çok başarılı, ünlü akademisyenlere ve sanatçılara baktık. Bakalım. Arada ben de bakıyorum evet. Evet. Bakalım onlar kimlermiş? Hep beraber izleyelim. Araştırdık, öğrendik. Gelsin. Fotoğrafımız işitme engelli, piyanist, besteci Beethoven. Beethoven. Evet. Hı hı. Alman. Belki de gelmiş geçmiş en etkileyici bestecilerden. 32 tane piyano sonatı var, 9 tane senfonisi var. Hiçbir zaman hayatında çok sağlıklı bir birey olmamış. Esasında hayat öyküsünü de bakınca, inceleyince. Doğuştan sanırım. Daha sonradan bir hastalık, hastalık nedeniyle. Birçok kişinin okumuştum. Evet, bir hastalık nedeniyle, ama hastalığın da sebebi belli olmuyor neden olduğunu. Ve yavaş yavaş tamamıyla işitme kaybına uğruyor ve başarılı. Hiç işitmiyor ve bu işitmediği, yani hiç ses duymadığı zamanda da 9. senfonisini yazdı. Çok ve güzel. En başarılı eserlerinden evet. biri oldu. Ona hep soruyorlarmış. Yani işitmeden müziği nasıl yapıyorsun notaları? Hissediyorum. Yani şöyle. Aynen öyle, cevabı şudur. Benim de bir ben hissediyorum proje demiş. Hayalim vardı. Sağır arkadaşlara, yani Türkiye'de sağır kelimesi ayıp değil ama bizim burada gerçekten istemiyor. Doğuştan işitme engelli, yani duymayan konuşmayan arkadaşlar. Evet. Yani şöyle, müziği, müzik aletine elinizi koyuyorsunuz, hissediyorsunuz. Bunu bir örnekle daha sonra ilerleyen saatler, dakikalarda vereceğim ben. Tamam, tamam. Onu yapalım. Devam edelim. Araştırdık, öğrendik şeyine Beethoven'den sonra. Gelsin diğer fotoğrafımızda Edison. Edison da okulda çok başarılı birisi değildi. Hatta okula devam edemedi. Ama annesi bir öğretmendi ve Edison'un da öğretmeniydi. Edison'la çok beraber vakit geçirmiş. Ve birçok icadı var. Ne kadar icadı var? 2500 icadı var. Ve Edison da hayatının belli bir döneminde ciddi anlamda ses kaybı yaşar. Ama bu onun icatlarını devam ettirmesine engel olmaz. Engel değil, evet. Ve ampülü, elektriği, ses kayıt cihazlarını, evet. birçok farklı aletin de oluşmasında yardımcı icatları var. Gelsin diğer fotoğrafımız. Edison'la devam ediyoruz. Edison'un çalıştığı birkaç fotoğrafı vardı. Evet, diğer fotoğrafımız da gelebilir. Edison'dan sonraki. Evet, belki bu ismi duymuşsunuzdur. Helen Keller. Onu ben işte size söyleyecektim. Doğuştan evet. görme ve işitme engelli. Konuşma da. Evet, konuşamıyor da ama çok başarılı üniversite pedagog mezunu. Üniversite mezunu ve birçok kitap yazıyor. Hayatınla ilgili, neyi nasıl öğrendiğiyle ilgili aktivist. Evet, Amerikalı kendisi. Evet, evet. Ve işitme engellilerde başarılı kimdir dediğinizde Google'dan, arama motorlarından ilk Helen çıkıyor. Helen işte yani söylemek isterdim, size dedim ya ilerleyen dakikalarda işitme engelli hem duymuyor hem konuşmuyor hem görmüyor. Görmüyor da. Ama
mücadeleci, bir aktivist ve pedagog. Evet. Ayrıca mesela nasıl konuşmayı öğrenmiş, nasıl öğrenmiş, suyu nasıl öğrenmiş, suyun altına elini tutmuşlar. Yani hayatı bayağı uzun ve eline S harfi yazılmış. Eline harfler yaza yaza kelimeleri öğrenmiş. Hissederek. Toprağı ellemiş T harfi. Bu şekilde kendisi öğretmenlik de yapıyor. Hı. YouTube'da kısa kısa şeyleri evet, var. Hele ben çok etkilendim. Kitaplarından birisi de Her Şey Suyla Başladı. Evet, evet, evet. Her Şey Suyla Başladı. Evet. Gelsin son fotoğrafımızda araştırdık öğrendik bölümünde. İspanyol dünyaca ünlü ressam Goya. Goya'da bir yolculuktan sonra hastalanıyor ve işitme kaybına uğruyor. Gelsin Goya'nın yaptığı resimlerde işitme kaybına uğramadan önce İspanya'daki sosyal hayatı resmedip renkleri çok coşkulu kullanan bir ressamken daha sonra işitme kaybına uğradıktan sonra seçtiği konular ve renkler değişiyor. Ressam da var evet. Daha dramatik konular seçiyor ve daha koyu renkler ama esas da Goya yapan resimleri sağır olduktan sonra, işitme kaybına uğradıktan sonra yapıyor dünyaca ünlü İspanyol evet. ressam Goya. Esasında tüm bunlar birer başarı öyküsü. Başarı. İnsan evet. Ve mücadele. Mücadele ve imkanlara ölçüsünde mücadeleyle oluyor zaten. Birçoğu içine kapanık işitme engellilerin. Bizde işitme engelli kişiler de ressamımız var, seramik sanatçımız var. Onların resimleri var biraz evet, sonra bakacağız. Yani evet. Ben de resim yapıyorum. Evimdeki tabloları kendim yaptım. Ahşapla uğraştım, yağlı boyayla uğraştım. Kurslara katılmıştım öğretmenken. Annemde zaten bir yetenek var. Hala daha kursa gider. Yani nasıl diyeyim? Çok güzel bir şey. Yani işitme engellilerin farklı sanat türüyle uğraşanları da var. Bir de Bahir Hanım, özel bir soru soracağım size. Anne olarak işitme engelli olmak sizi sıkıntıya soktu mu? Yani? Sıkıntıya sokmadı. Bana destek olan ailem, annem, babam, eşim. Eşim çok destek oldu. Çocuklarım. Çocuklarım biliyor zaten. Küçükten beri aman aman. Ve iki çocuğum da bana ağız hareketiyle konuştu oldu. Anlamadıysam tekrar sorduğumda bir konuda yardımcı oldular. Bir yere giderken işte yanımızda birini götürmek zorunda değiliz. Ama böyle şüphe duyduğum bir ortamsa anlamayacağım hissine kapılırsam eşimi, çocuğumu falan götürebiliyorum. Çocuklarım bu konuda bana çok destek oldu. Çok yani onlarda hiç utanma duygusu da olmadı. Hatta ufak oğlum işaret dili projesini gerçekleştirdiğimde 7 yaşındaydı. 7 yaşından beri işaret dilinin içindedir. Sağır arkadaşlarla birlikte. Çok şükür. Önemli bir dil işaret dili esasında. Evet, gelsin diğer fotoğrafımızda. Bu da Kikev'in sanat projemiz. Projelerinden biridir. Sesim sanatında. Sanatımda. Evet. Sesim sanatımda. Evet. Çok güzel işte seramik sanatçımız. Seramik sanatçısı bir arkadaşımız. Var mı başka? Evet var diğer fotoğraflar da gelsin yani lütfen. Bu proje sesim sanatımda projesini başladığımızda. Bu da aynı projeden. Aynen öyle. Evet. İşitme engelli bir arkadaşımız. Bu da öyle. Evet ahşap, tuval çalışması, seramik başlamıştık. Bu fotoğraf çok sizin yetenekli. İçin önemli. Kafadan resimler yapan işitme engelli bir arkadaşımız. Yaptığı tablolara hayran kalırsınız onun da. Yani hepsinde bir yetenek var. Bu resimlerde olmayanlar da var, ressamlar evet, var. Evet. Çakız dez kıyma aleti, piknik masası yapanlar var. Örgü ören var, çok değişik şeyler yapanlar var yani. Sayı olarak bilginiz de midir acaba Kuzey Kıbrıs'ta işitme engelli veya işitme problemi yaşayan kişilerle ilgili bir bilginiz var mı sayı olarak? Vakfa üye mi olmak gerekiyor? Bu soru hep soruluyor. 2017 Kasım ayına göre çalışma dairesinden aldığım belgelerle Kasım ayında 417 işitme engelli vardı. Şöyle bir şey, görünüşte hiçbir problemimiz olmadığı için insanlar bize engelli yani bir cihaz kullanıyoruz ya da konuşmuyoruz, duymuyoruz, bir engelimiz var diye bakmıyorlar. Aslında
birey olarak bakmak lazım. Engelli kişi değil, toplumda birey olarak görmek lazım. Eşit şekilde engellilerin de faydalanması gerekir her şeyden. 417 kişi var ama şu anda sayı daha da çoktur. Fakat cihaz taktığım için ben bunu hep savunurum. Cihaz ya da kokleer implant ameliyatı olmuş kişinin engeli ortadan kalkar diye bir şey yoktur. Anlamadığımızı tekrar soruyoruz. Hatta bazı ortamlar oluyor, gürültüde anlamaya odaklanıyoruz. Gene anlamadığımız oluyor. Mesela masayı kasa anlayabiliyoruz. Yani evet. Bu şekilde herkesin farklıdır duyumu. Ne oldu sevgili Bahri Hanım da siz Kikev'i kurma ihtiyacı hissettiniz? Zaten aileniz size destek. Zaten öğretmensiniz de. Ama Kikev'i kurmak da hani... Benim yani gibi olanlara da yardım etmek istiyorum. Biz birlikte birbirimize yardım edelim duygusu var sizde. Bu duygu nasıl gelişti? Aslında insan odaklı çalışmalara, insanları sevmeyi, yardım etmeyi küçükten beri öğrendiğimiz şeyler bizim aile ortamında. Kikev kurmadan önce, işitme engelli olmadan önce de ben böyle sosyal şeyleri severdim. Katıldığım etkinlikler olurdu. Engelli derneklerinin ya da sosyal içerikli faaliyetler olduğunda o zamanlar hafif işitme kaybıyla başlamıştı. Tabii ki ne oldu? Öğretmenken işitme kaybına uğradığımı söyledim. Bir 5 yıl içine kapandım. Açtım bunu ama öğretmenken de yaşadığım olumsuzluklar oldu, söyleyebilirim bunu. Hiçbir şekilde de basın haberi yaptım. Kimseyi rencide etmemek için. Gerçekten yaşadığım olumsuzluklar, mesela okulda atıyorum 3-4 matematikçiyseniz o okula en son ben gittim. Yani nakili en son ben aldım. Diğer arkadaşlar okuldaydı. Bir tüzüğe göre okula en son giden başka okullara gönderilir ama ilk yıllarda değildi bu. 20-22. yıldan sonra başladı. İşte ben alıştığım ortamda insanların yüzüne bakıyorum ve çocukları tanımışım, okulu tanımışım, işitme cihazım var. Girdiğim her ortamda tedirgin olabilecek durumdaydım. Yani cihaz kullandığım için başka okula gönderme çabaları oldu. 3 sene o şanssızlığı yaşadım, mücadele ettim. Onun dışında sınıf sayısı az olan sınıflar istediğimde ders vermeyle alakası yok bunların. Bir işte çatışma gibi, hatta yani bunları söylemek istemiyorum ama mücadele çok verdim. Avukatım her da biliyor alan. Yani avukatım bir emsal davadır yani benimkisi. Evet. Her alanda da mücadele ediyorsunuz. Hiç açık şekilde anlatmadım. Evet. İstemiyorum da anlatmak. Yaşadığım çok olumsuzluklar oldu. İnsanlar sizin yanınızda gibi görünse de sizin elinizden tutan oldu. Gerçekten destekleyen çok arkadaş oldu. Ben ayrıcalık istemiyorum. Ayrıcalığa torpile karşıyım zaten. Benim yani işte öğretmenliği bırak şu masa başında iş verelim deseler onu da kabul etmezdim. Yani ben çünkü öğretmenliği bilgiyi paylaşmayı seven biriyim. Dolayısıyla gerçekten çok yıpratıcı bir süreç yaşadım. İnşallah her şey tatlıya bağlanır. Her şey bittikten sonra gene bir araya geliriz. Ve o sorunları tekrardan bize anlatırsınız, paylaşırsınız. Tabii ki. Nasıl işte, açtığınızı işte da. İşte şu anda zaten geliyorum Kikev'i kurma aşamasına. Gelen bir mail, ben bunları araştırırken insan hakları, engelli haklarını okudum, araştırdım. Ne yapabilirim? Ben bu mücadeleye girmem lazım. Ben böyleysem benim gibi olanlar nasıldır? Dolayısıyla avukatım var, Öncel Polili. Avukatıma danıştım. İşte ne yapabilirim falan bilgisi vardı sorunlarımdan. Bir mail geldi, İnsan Hakları Çalıştayına katılmam istendi. Gerçekten gittim, Çalıştay'a katıldım. Facebook'ta, sosyal medyada işitme konuşma engellilerin sesi grubunu açmıştık bir arkadaşla. Bizim gibi olanlara ulaşmak adına. O Çalıştay'dan sonra proje başvurusu yapmamız istendi. Grup inisiyatifinden faydalanarak projeye başvurduk ama ben tabii o saate kadar işaret dili nedir, ne değildir hiç bilgim yoktu.
Bir araştırdım, işaret diliyle karşılaştım. İşte hiç duymayan, konuşmayan arkadaşların iletişim sorunlarına çözüm odaklı bir şeydi. Ve gerçekten projeye başvurdum, kazandım. 3 ay boyunca bilgili, diplomalı bir eğitmen, elçilikten izin aldık. Bize 3 ay boyunca o kadar büyük bir katılım oldu ki bu projeye. Konuşan Eller Projesi'ni gerçekleştirdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplumu işaret diliyle buluşturan ilk ve tek kişiyim. Bunu söylerken ben demiyorum. Bazı arkadaşlar yüzüme de söyledi. Bunu ama söyleyebilirim. Öyle. Ben dermişim. Hayır, hep biz dedim. Ben o projeye başladıktan sonra zaten biz olduk. Evet. Duyanlar, evet. Duymayanlar, duymayanlara da ulaştım. Yani ben de sizi de duydum ve ilk sizin bu projenizle beraber ben de birkaç alfabeden mesela bunun i olduğunu, bunun p, bazı harfleri öğrendim, evet. Bazı deyimleri öğrendim. Gelsin diğer fotoğrafımızda ve böylelikle de KİKEP kurulmuş oldu. Evet. Bu da işte Konuşan Eller Projesi'nden. Bu hayır, bu Konuşan Eller Projesi'nden sonra 23 Temmuz 2015'te KİKEP'i kurduk. Evet. Ondan sonra sivil alanda olan bir şeydir, işaret dili eğitimi. Çünkü KİKEP'in kurulmasıyla birlikte projemize katılan arkadaşlardan bir iki kişi işaret dili eğitmenliği olabilmek için Ankara'da sınavlara gittiler. Yani esasında siz bir domino taşı gibi bunu gösterdiğiniz işaret dilini ve taşlar birbirini etkilemeye başladı. İşaret diline ilgi duyanlar oldu. Çok bunun oldu. Farkına varan oldu. Bunu öğrenenler oldu. Yani dil öğrenmek bir insan demektir ve bu iletişim problemini de aşmamız gerekiyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. İki arkadaşımız, projeme katılan iki arkadaşımız çok desteklerini gördüm. O zaman tüm herkesin, basının işte öyle bir final yaptık ki yani gerçekten hepsi birlikti. Duyan, duymayan kişilere de çalışma dairesine yazı verip biz de o projeye katılmıştık. Limasol Sosyal Sorumluluk olarak. Siz 2018 mi, 2019 mu Konuşan Eller'in sivil toplumla buluşması projesini gerçekleştirdik. Vakıf kurulduktan sonra ve birçok kuruma, sivil toplum kuruluşuna altyazı, işaret dili ve seslendirmenin olduğu videolar çektik. Evet, evet. bu da Vakıflar İdaresi'nin desteklediği. Evet, pandemi döneminde Vakıflar İdaresi'nin de katkısını çok gördük cihaz alımında da. Pandemi döneminde biz bir proje gerçekleştirmiştik. Küçük Gönüllerle Benim Dünyam Vakıflar İdaresi sponsorluğunda olmuştu. Online eğitimler vermişti Hülya hocamız sağ olsun. Engelli ve engelsiz, duyan ve duymayan çocukları kaynaştırarak. Çok güzel bir etkinlikti o da. Gelsin diğer fotoğrafımızda. Bunlar KİKEP oluşma aşamasında ve oluştuktan sonra gerçekleştirdiğiniz farklı bu projeler. Bu pandemi döneminde. Evet. Bu da çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Resimleri bulmuşsunuz. çünkü pandemide hepimiz maske dedik ama hiçbirimiz dudak okuyan bir kişinin maskeyi taktığımızda bu süreçte iletişimi nasıl sağlayacağını düşünmedik. Yüzüme pam diye çarpmıştı bu sizin bu şeffaf maskeleri görünce. Yani evet. Covid döneminde kapalıyken zaten maske olayı çıkınca ben eşime şunu söyledim. Şimdi okulda, sınıfta olsam ben öğrencileri nasıl anlayacağım? Herkes maske takıyor. Zaten bunu ilk ben yapmış değilim. Dünyada olan bir şeydi. Bu şekilde bir işte evdeki dosyalardan bulduğum bezlerden bir maske diktim. Bunu nasıl yapabilirim? Sponsor arayışına girdim. Proje yazdım. Projelendirdim aslında bunu sayfalarca. Vakıflar İdaresi sponsorluğunda gerçekleşen bir projedir. Şeffaf maske tak, sessizliğin sesi ol. Ve Vakıflar İdaresi bize sağladığı şeffaf maskelerle bunu işte gezebildiğimiz kadar dağıtım yoluna gittik. Diken firma da kendi sattıklarından vakfa yaptığı bağışla bir gence ses olmaya şey oldu yani vesile oldu. Çok bu güzel. Şekilde. Gelsin diğer fotoğrafımızda süremizde azalırken. Evet. Evet, bu da sizin de katıldığımız sizin seminerlerinizden birinde. Evet. Gelsin diğer fotoğrafımızda.
Bu da seminere katılanlar. Bilmez ve... ben kastım. Evet, seminerinden. Evet. Çok güzel. İşaret dilini öğrenmek gerekir veya eğer işitme sorunu varsa yüzüne bakıp konuşma, elini... Mesaj atması lazım. Engelsiz bankalar da var Türkiye'de, evet. Aslında. Yani bütün iş yerlerinde öyle ve Berete'de de artık biraz sonra o fotoğrafı da göstermek istiyorum. Birçok esasında yabancı televizyon kanalında da ve Türkiye'de de işaret dilini de alttan yayınlar esasında yapan kişiler var. Nerede? Bizim Berete'de. Berete'de de var. Evet. Zaten vakıfla birlikte biz Meryem Hanım'la da görüşmüştük. Ondan önce işte daha önceki yıllarda yeni müdürdü. Vakfa zaten işaret dili çevirmenini işte koyalım. Yıllarca arandık. Birine, bir eğitmene uymadı, diğerine söyledik. Eğitmen hocamızın fotoğrafını da getirdim. Görelim. Evet, görelim. Evet. Evet, Emrah Bey. Emrah Bey. Bana da ilk Emrah Bey öğretti işaret dilinden birkaç kelimeyi. Zaten onunla birlikte seminer yapmıştık. Evet. Emrah Bey gibi birçok kişi vakıfta yetişti. Hı-hı. Yani diplomayı alıp ben işaret dili bilirim demekle olmuyor. Bunu işte vakıfla birlikte sağ olsunlar biz onlara destek olduk. Hı-hı. Onlar bize destek oldu. Seminerler, kurslar, eğitimler derken kendilerini geliştirdiler. Zaten yetenek, mimik isteyen bir iştir. İşaret dili, elleri iyi kullanabilmek lazım. En son Emrah Bey şunu da demişti. Duygunuzu abartarak, hissederek konuşun. Emin olun ki mesaj geçecektir demişti evet, en sonunda. Evet, ellerinizle. Evet, duygunuzu yani o gözünü açman, seviyorum demen o işaret dilinin zaten... Başlangıç noktasıdır. Başlangıcıdır. Evet. Sevmek lazım. Evet. Gelsin diğer fotoğrafımızda ve sevgili Bahira Hanım'ın en değerlilerim. En değerliler. Evet. Kızım, oğlum, eşim. Tüm aileye buradan selamlar. Teşekkürler. Selamlar, sevgiler. Ve sevgili Bahira Hanım, süremizin yavaş yavaş sonuna doğru geldik. Konuşamadık hiçbir şey. Yok, konuştuk çok şey. Çok şey ama vardı. Çok şey konuştuk, çok şey de daha konuşamadık. Doğrudur. Bu son bölümde kısa sorular bölümü diyoruz. Size bazı kelimeler ve bazı sorular soracağım. Kelimelerde bu kelimeyi size söylediğimde ne gibi çağrışım yapar merak ediyorum. Kısa sorularda da samimi cevaplar bekliyorum. Beğenmediğiniz soru olursa pas diyebilirsiniz. Ama bir sonraki soru, ben genelde gelen konukları matematik sorusu soracağım diye korkutuyorum ama sizde işe yaramayacak matematik hocasına. Edebiyat sorusu sorabilirim. Evet, hazırsanız başlayalım. Gelsin kısa sorular. Evet. İlk sözcüğümüz aşk. Aşk. Sevgiyi çoğaltabilme sanatı bence. Sabır, hoşgörü, güzelliklerle. Umut. Umut, yani her şeyde umut, dünyada umut, ülkede umut, insanda umut. Yani şöyle güneşi görebilmek, her ışığı görmek. Umut. Evet. Adalet. Adalet olmazsa olmazımdır. Vicdan, hak. Evet. Ev. Ev, ailem. Evet. Bin bir konu, bin bir konuk. Pozitif enerji, İpek Halim. Geldik kısa sorularımıza şimdi. Bunlar kelimelerdi. Sizce kahraman kimdir? Kahraman, aslında herkes kendine göre kahramandır ama kahramanlık biraz cesaretle ilgilidir. Cesaret ve mücadeleyle ilgilidir. Bilmiyorum. Evet. En çok sevdiğiniz renk? En çok sevdiğim renk beyaz ve mavi ama beyaza düşkünüm. Adaleti simgeler, evet. Mavi huzuru simgeler. Ben de mavi giymişim. pozitif enerji simgeler. Sevgili Bahira Hanım, sabah uyanınca ilk neyi düşünürsünüz? Sabah uyanınca her zaman, yani çok şükür. Nefes alabiliyorum, sevdiklerim yanımda. Ne güzel. Kiminle tanışmak istersiniz? Geçmişten soru... birisi de olabilir. Bir lider, bir sanatçı. Yani şöyle, ben işte burada bu örneği vermek isterim. Daha önce konu oldu, anlatamadım, tamam mı? Yani mesela Atatürk, dünya lideri. Türk lideri. Ama Helenkiler.
ve tanışmak isterdim. O mücadelesini, ne bileyim, çok değişik. Etkileniyorum videoları izlediğimde. Beni de çok etkileyen birisi evet. oldu. Bir kadın olması da ayrıyeten daha da etkileyici. Evet, evet. Görmek istediğiniz bir şehir var mıdır? Hangi şehri en çok görmek istersiniz? Yani aslında özellikle hiçbir şey düşünmedim. Bir zamanlar bir kitap okumuştum. Dünyanın her yerini, kültürünü tanımak isterim. Fakat Varis Tree diye bir yazar var. Benim Ülkem ve Çöl Çiçeği kitaplarını okumuştum. Somali'den kaçışı, Güney Afrika. Yani ne bileyim, değişik geldi. O mücadelesi, açlık, Somali'deki açlık, insanların mücadelesi. Demiyorum. O çekmişti beni o zamanlar ama her yeri görmek isterim. Evet. Ve geldik son sorumuza. Teşekkür etmek mi yoksa özür dilemek mi sizin için daha değerlidir? Şöyle, teşekkürü herkes yapar. Yapar mı? Yapmayan da var, söyleyeyim. Yani karşıdaki kişiye değerli olduğunu hissettirirsiniz. Ama özür dilemek de bana göre, ikisi de aynıdır bana göre. Özür dilemek de sizdeki büyüklüğü gösterir. Yaptığınız bir hata olabilir. Ne bileyim, bilemeden kırdığınız bir kişi olabilir. İkisi de teşekkür etmek de, özür dilemek de karşıdaki insana değer verdiğinizi onun gösterir ve onun değerli olduğunu hissettirir ona. Bana göre. Ama özür dilemeyen de var yani. Var. Gurur yapan. O daha önemli mi diyelim? Sevgili Bahira Hanım, bugün bize zaman ayırdığınız için size çok çok teşekkür ederiz. Ve eğer sizi yorduksa da özür dileriz. Estağfurullah. Ama programı çok bitirirken güzel. Ben hemen sizi bırakmayacağım. Çünkü bizim bir anı defterimiz var. Bugünün anısına bize bir şey yazmanızı isteyeceğim. Ve bir sonraki programda da bugün konuşamadığımız konuları konuşmak üzere. İnşallah. Hoşça kalın. İyi haftalar. Haftaya görüşmek üzere.